Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüs artık Türkiye'de. Korku var ama tedbir virüse de korkuya da engel. Korkulan oldu. Koronavirüs Türkiye'de. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişide koronavirüsü tespit edildiğini, kişinin ailesiyle beraber karantinaya alındığını söyledi. Peki bizler koronavirüsten nasıl korunabileceğimizi, neler yapmamız gerektiğini biliyor muyuz? Yani öncelikle çok mecbur olmadığım sürece dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Evde mümkün mertebe ellerimizi, yüzümüzü sık sık dezenfekte ediyoruz. Tokalaşmamaya, sarılmamaya artık şu andan itibaren dikkat ediyoruz. Her insanla böyle kalabalık ortamların olduğu insanların arasına çok girmemeye çalışıyoruz. Duyduğumuz andan itibaren hatta evde de dezenfekte ilaçları falan aldım. Sürekli el yıkayıp burnunu temizliyoruz. Yani genelde temiz olmaya çalışıyoruz. Yapılacak ilk önce önlem bir defa vücut direncini sağlıklı beslenerek tutmaktır. Benim kendi görüşüm. Kesinlikle sağlıklı besleneceksin. Dikkat edeceksin, hijyene dikkat edeceksin. Ya hijyene önem vermek lazım yani sürekli temiz olmak, çok fazla bir yere temas etmemek mantıklı olabilir. Ona dikkat ederek yapabilir. Şu anda yapılacak başka bir şey yok. Hani el, beden temizliği çok önemli bu noktada. Ama maalesef maske alamıyoruz çünkü çok pahalı. Tanesi bile şu an 250 liraya satılıyor maskelerin. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasının ardından Türkiye'nin birinci gündem maddesi koronavirüs oldu. Gün içinde sosyal medyadaki asılsız paylaşımlarda Hatay'da ayrıca korkuya neden oldu. Sosyal medyada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabından yazılmış bir paylaşım gibi dolaşıma sokulan görsel Hatay'da korkuya neden oldu. Mavi tik alan hesapta koronavirüs vakasının Hatay'da tespit edildiği yazıyordu. Gerçek bu görselin montaj olduğunun fark edilmesiyle anlaşıldı. Peki Hataylılar koronavirüse karşı tedbirli mi? Neler yapılacağını biliyorlar mı? Koronavirüsüne karşı öncelikle temizliğimize dikkat ediyoruz. Bir de kendimizi sıcak tutmaya çalışıyoruz. Artı çocuklarımızı da kalabalık yerlerden uzak tutuyoruz. Tabii kendimize ve öpüşmemeye, fazla temasta bulunmamaya çalışıyoruz. Koronavirüsüne karşı yine kişisel hijyen, özellikle ona dikkat etmemiz gerekiyor. Maske takmıyorum henüz ama genel olarak tokalaşmıyorum. Elimi sık sık yıkıyorum. Elemanlarımıza eldiven takıyoruz. Müşterilerimiz birebir temastan kaçınıyoruz. Sık sık ellerimi yıkıyorum. İnsanlarla tokalaşmaktan kaçınıyorum. Bence her şeyden önce insan kendi direncini güçlü tutmalı. Direncimizi güçlü tuttuktan sonra ben bu virüsün insana çok zarar vereceğini zannetmiyorum. Bizim Türkiye'de alınan önlemler şu anda bence yeterli görüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemler gayet güzel. Alınan önlemler bence yeterli değil. Herkes yeterli deyip duruyor ama olay yaşandıktan 3-4 gün sonra önlem almaya çalışıyoruz biz. Halbuki önceden önlem almamız gerekiyor. Sınır kapılarını geç kapatıyoruz. Uçak seferlerini daha çok sonra iptal ediyoruz. Yani tabii ki bulaşacaktı. Sınırlar ne kadar geçişler falan kapatılsa da ülkeler arasında yine de hiçbir şekilde bulmuyorum. Yeterli bulmuyorum. Yeterli bulmuyoruz. Bayağı bir yani eksiklerimiz var. Uygulamamız lazım. Şöyle söyleyeyim. İlaçlama, işte çarşıya çıkarken maske falan takıyoruz. Bakın maske takmıyoruz. Daha şimdiye kadar Sağlık Bakanlığı bir kişiyi açıkladı ama belki bilmediğimiz daha çok vardır. İnternet üzerinde yapılmaması gereken bu yanlış bildirimler falan vardı. İşte bu bölgede görüldü, şu bölgede bölgede görüldü diye. Bence en doğrusu, en sağlıklısı Sağlık Bakanlığı'na, devlete, hükümete güvenerek bir şekilde ilerlemektir.